Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Halkın Sesi'nin bugün de Kırıkkale Delik ilçesi Büyük Avşar Köyü Muhtarı Mehmet Gündoğmuş ve vatandaşlarımızla duyuracağız. Burada konumuz çevre temizliği. Evet. Evet, çevre temizliği yapılıyorum efendim. Burası daha önce belediyelikti. Nüfusu 2000 altına düşmesi nedeniyle köy konumuna düşüldü. Evet. Düştü. Doğru mu? Köy konumuna düştü. Evet. Çevre temizliği haftada bir sefer özel idareden çöp kamyonu geliyor. Buradan eleman bulabilirsek ücretli olarak çalıştırıyoruz ve çevre haftada bir sene çöpleri almaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da eleman bulamıyoruz. Gelen araç boş gidiyor. Evet, evet. Alalım, görüyorsunuz. Karşıyı da yakınlaştıralım. Etrafa belli. Şey görüyoruz. Evet. Etrafa atılmış sayın izleyiciler. Çöpler, poşetler. Daha önce belediye varken burada temizlik görevlisi vardı. Bu hizmetleri yapıyoruz. Köy konumuna düştüğü için burası şimdi otarımın personeli yok, aracı yok, bir geliri yok. Biz mutlaka İşkur'dan buraya bir tane temizlik görevlisi verilmesini talep ediyoruz. İstiyoruz. Burası daha önce liseymiş, kapatılmış. Muhtarımız köy tüzel kişiliği adına buranın kullanım hakkını almış. Kırkkale ili Delice ilçesi Büyük Avşar Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Yemekhanesi olarak hizmet veriyor sayın izleyiciler. Çevre temizliği orada da yok görüyorsunuz. Burada vatandaşımıza bir hizmet var. Ancak çevre temizliği, halk sağlığı her şeyden önemli olduğunu belirtiyoruz. Doğru mu efendim? Lise. Karşı tarafta ilk öğretim okulu Uğur Bey. İlk öğretim okulu kaç derslikte efendim? 8 derslik mi var? Kaç derslik var? 800. Sınıf olarak mı? Sınıf olarak. Sınıf bilemiyorum onu da. Çok toplam 53. Belki yatılıydı buraya. Yatılı çocuklar da vardı. Yatılıydı. Yani burası sayın izleyiciler bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. Göçün nedeni ne efendim? Göçün nedeni işsizlik. Tabii. Geçim derdi. Bir de hizmetin olmaması sayın izleyiciler. Hizmet en önemli neden? Hizmetin olmaması. İşte en büyük örneği de emekli öğretmenimiz geldim diyor. Emekli oldum. Memleketime özlem duydum. Çünkü burada çocukluk anılarım, gençlik anılarım var. Ancak hizmet olmadığı için. Hocamın evi de karşıdadır. Evet, hocamın evinde yanlaştırılmış bir ev yaptırmış sayın izleyiciler. Biz buraya bir İşkur'dan temizlik görevlisi verilmesini yetkililerden rica ediyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için tekrar teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda burada 42 yıllık belediye olmasına rağmen hala kanalizasyon yok. Evet, altyapı kanalizasyon diyor. Onu unuttuk bak, ben hep soruyordum. Altyapı kanalizasyon yok. Kapanan belediyenin binası muhtarlık odası olarak tahsis edilmiş. Ancak bu çağda altyapı kanalizasyon olmadığı için biz üzülüyoruz. İşte Bursa Karacabey'de röportaj yaptım. Tabii 1980'li yıllarda altyapı kanalizasyon yapılmış. 2016 yılındayız. Burada halen altyapı kanalizasyon yok sayın izleyiciler. Yerler belirli yerlerde belediye zamanında asfalt dökülmüş, o da zaten asfaltlar bozulmuş bu. Aynı zamanda hiçbir yerde ne park eder. Köy içerisinde asfalt bozulmuş sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Teşekkür ederiz muhtar. Teşekkür ederiz.